Ömer Bey, programımızın üstünden geçelim mi? Bugün her şey iptal Defne. Zaten birazdan önemli bir toplantıya katılacağım. İskolik. Buralarda hayat enerjisi yüksek birileri olacaktı. Hah, Necmi abi. Ben ona gidiyorum. Kendini çok yoruyorsun diyeceğim ama neyse ki ben buradayım. Ya neyin var? Çok kötü görünüyorsun. Sinan'la ayrılıyoruz. Şirketi ayırıyoruz yani. Ne? Nasıl ya? Yani ayrılamazsınız ki. Şirketin avukatı Neha geldi. İçeride. O bahsettiğim önemli toplantıda o işte. O derece ciddi yani. Ya ama olmaz yani. Olamaz. Oluyor Defne. Oluyor. İyi olmaya çalış. Bu kadar üzme kendini. Ömer, avukat gelmiş. Ben toplantı odasına geçiyorum. Geçelim mi? Geçelim. Geçelim tabii. Geç. Geç, geç. Defne, neyin var? Hayalet görmüş gibisin gerçekten. Ha? Yok yok. Yok bir şey. Şöyle yapalım. Ben prensiplerden söz edeyim önce. Yani taşınmazlar, üretim yatırımları, marka değeri. Sonra kağıt konularına geçeriz. İşimiz biraz sürecek. Daha şey tabii, tabii. Sen nasıl istersen yani şey, ne gerekiyorsa. Biz dinliyoruz. Şimdi aylık geçiş miktarının ve nakit akışının diğer ortaklı şirketlere göre daha yüksek bir ivmede olduğunu söyleyebiliriz. Bunların bölünmesi pasyonesi ekonomik olarak zedelemeyecektir. Bundan kuşkunuz olmasın. Ayrıştırılacak maddeler... Buyurun. Taşınmaz listesi, yatırımlar ve diğer maddi değişkenler. Son olarak tabii en önemlisi Passionis'in marka değeri. Buenos dias Passionis. Oğlum var ya şirketi açalım her sabah böyle gireceğim göreceksin. Hadi lan millet geldiğinden kutlayalım mısın? Oğlum ayıp olmasın. Ya olmaz ya hadi hadi. Olmaz ayıp olmaz tabii. O ne tutma cama gidin. Ha. Bana sakın bana yapma. Oğlum çek lan. Uza. Dur. Açabilirsem kutlayacağız.
Oğlum çerçeveyi kırdın ya. Ya sanki çeyizini bozdu kardeşim ama uzattın hala çerçeve diyor. Bana bak, kazandığımız ilk paraya bana çerçeve alıyoruz. Seni çerçevelerden kurtarıyoruz, tamam mı? Gel gel, bırak çerçeveyi, gel. Sağlığına. Pasyonize. Pasyonize. Yeni şirketimize. Yeni şirketimize. Yeni şirketimize. Yeni şirketimize. Yuvarla. Oğlum biz şu an niye kutluyoruz ya? Ha? Oğlum niye biz var ya, kardeşim? Biz var ya. Ne bu kadar başardık oğlum ya. Başardık mı ya bu kadar ya. Sinan, Ömer, iyi düşündünüz mü? Bakın bu işler aceleye gelmez. Niha Bey henüz burada. Unutmayın, siz bu şirketi hangi zorluklarla kurdunuz? Aynen, iyi düşünmek lazım. İsterseniz bekletelim, biraz düşünün. Ben de bu şirketin avukatı olarak pasyon isimde almasını istemem zaten. Bazen öyle oluyor Necmi abi. Düşünecek bir şey yok. Ne abi? Devam et. Ömer, sen bir şey söylemeyecek misin? Söylenecek her şey söylendi amca. Ne ya, sen de devam et istersen. Şimdi sizlerin %49'a hissesi var. Yani büyük ortak yok. Eşitsiniz. Evet. Tabii. İkinizin de eşit hissesi var. Henüz bu şirketin büyük ortağı yok. Yani küçük ortağınız hissesini kimle birleştirirse büyük ortak olacak. Hayda. Doğru ya, bir de o var tabii. Bir dakika, bir dakika. Sizin bir küçük ortağınız daha mı var? Bu nereden çıktı ya? Evet amca. İlk yatırımcımız. Bu %2'nin sahibi. Şu kadar açık para için kaldık be. İnanamıyorum ya. Yüzlük yüzlük kuruluna geldik. Ne yapacağız şimdi? Varımızı yoğumuzu ortaya koyduk. Ucuna kadar da geldik ama yok işte. Deri siparişi vermemiz gerekiyor. Oğlum bizim yatırımcı bulmamız lazım ya. Oğlum bulalım o zaman birini, yardım etsin ya, yapalım bir şey. Kimi bulacağız Sinan? Kim var kardeşim? Bana bak, bakma öyle gözlüklerin arkasından, buldu buldu. Bak söz veriyorum, yapacağız bunu, tamam mı? Duydun mu, yapacağız. Yardım edecek. Kim edeceksin lan? Kim? Yok öyle biri. Kim? Daha başlarken bir ufak bir açımız vardı, onu kapattı. Biz de ona işte %2 hisse verdik. Kim peki bu? Çarpıklar. Çirkinlikle müebbet alırsınız inşallah. Kızım şekilsene ayağının altından. Hay Allah'ım. Ömer. Ben geldim. Ne var hayatım? Niye bu kadar acele çağırdın beni? Koray, otur konuşacağız. Ay benim böyle başım dertte mi? Ay böyle ağır ağır oturmuşsunuz. Gerildim birden. Ay ben şey, fobim var benim. Bürokrasi fobim var. Ay daraldım. Sinan, kalkayım mı? Koray, otur. Hadi. Kim bu? Ay bir şey, sesimi bir ayarlayamadım. Koray, otur şuraya, otur dinle. Dinle, tamam mı? Dinliyorum be boşlar. Koray, Sinan'la ben ayrılma kararı aldık. Ay Allah'ım, ya Rabbim. Allah, ne büyük acılar bunlar böyle. Ay Allah'ım, ya Rabbim. Ay Allah'ım, ya Rabbim, ayrılmasından bahsediyorsunuz. Ay çok kötü çocuklar şu anda. Koray, sakin olur musun? Anne, sakin olacağım. Ay Allah'ım. Koray, bir dur. Ay ne yapıyorum yani, velayetini konuşmak için beni çağırdınız buraya. Ay başıma gelenler ya Rabbim, bu yaşta hem yetinemek söz kaldım. Ay annem, babam, ayrılmayın. Gözünüzü seveyim, ayrılmayın. Ne olur bir daha yaramazlık yapmayacağım. Koray, bir susar mısın sabahtan beri? Sonsuza kadar konuşacak mısın sen böyle? Var öyle huylar amca. Şimdi bırakırsan sonsuza kadar konuşur. Laf sokun Ömer yapmışlar. Sinan, ben seninle kalacağım.
Buzdolabı nasıl ayağın? Koray bir dinler misin? Bağırın bana. Bağırın bassın. Ay acı, içime çöktü zaten. Çok kötüyüm. Vazgeçtim. Ömür, ben seninle kalacağım. Hafta sonları istersen bırakabilirsin beni sınava. Koray. Şimdi Ömer'le benim şirketteki hisselerimiz eşit. Yani %49, %49. Bir de bizim küçük bir ortağımız var. %2'lik. Bundan dolayı da sizi çağırdık. Çünkü söz konusu küçük ortak sizsiniz. Ne? Ay olay. Burası gerçekten olay. Süper çalıyor. Hayatım sen niye eğlenmiyorsun? Oturmuşsun oraya. Ay Koray anlattım ya. Ya bizim bu işi halletmemiz lazım abi. Sen hala eğlence diyorsun ya. İyi anlamıyorum hayatım. Kafam basmıyor. Bana böyle şeyleri anlatma. Bana derdini anlat sen. Koray 4 defa anlattım. Ya biz deriyi sipariş edemiyoruz. Tamam böyle başlayamayız. Bizim desteğe ihtiyacımız var. Aklım onu anladım da derdini anlat bana. Onu anlamıyorum. Ya işte küçük bir hisse karşılığında bize yatırım yapacak birini arıyoruz. Ya hisseder lazım. Aa, nasıl bir yatırım yapması lazım? Para mesela. Aa para anladım canım. Bravo. Ne bileyim be. Desene bana para lazım diye. Yok destekmiş, yok hisseymiş, yok yatırımmış, bilmem neymiş. Hayatım baştan söyle bunu. Suratsız. Aa ben daha yeni Kenan'ın albüm kapağını çektim. Ay bana şey verdiler. Neydi onun adı? Her çek. Ay dur. Şurada bir yerdeydi. Ha? Anlamıyorum hayatım. Al bunu al şirketimle alacaksın artık. Bana bak emin misin? Bu çok önemli bir şey ya. Hayatım anlamıyorum ben. Al işte para sana. Allah Allah. Para lazım dedin. Çek verdik işte. Ya ne işine ben sırrım. Ay. Ay. Sırrım ha. Harikasın biliyorsun değil mi? Evet hayatım öyleyimdir. Tamam o zaman ben sana yarın sabah evrakları getiririm. Her şeyi hallederiz Koray. Tamam hayatım sen bana gönder evrakları ben imzalarım. Aa bu arada yeni bir imza buldum. Çok karizmatik. Ben de atacak bir yerler arıyordum ben. Ya aklansın be. Vurma bana. Kıracağım bir tarafını şimdi. Küpünde çıkar vallahi alırım elinden. Tamam çıkaracağım. Hiç yakışmıyor sana çirkinsin. Oğlum Ömer çok sevinecek lan. Koray. Koray. İyi misin? Bir dakika şimdi ben Koray Sargın. Ay şimdi ben patron muyum? Ay bir daha söyleyeyim bir daha. Ya Koray işte bu şirketin o küçük hisseli ortağı sensin. Oğlum her yıl hesabına kar payından para yatıyor ya bilmiyor musun? Ay onları ben böyle başarı filmi falan zannediyordum. Ay o yüzden bile param bitmiyormuş. Ay patronu be. Ben patronum. Ben Koray Sargın. Patronum ben. Patronum. Patronu be. Koray nereye? Patron. Ne yapıyor ya? İsterseniz bir ara verelim. Yemekten sonra devam ederiz. Ben de o sırada evrakları hazırlarım. Ben de alırım bir kahve. Hay hay. Bu. Oh. Şahane bir şey. Nereden buldunuz siz bu mankeni? İsveç mi? Böyle bir İskandinav büyüsü var. Tam senin tasarımlarını taşıyacak tip. Şey o Defne. Defne mi? Evet. Bana da bak. Kendi kaleme gol attım desene. Yine de şahaneymiş. Öyle. Ömer Bey ne yapıyorsunuz? Saklanıyorum.
Aslında bütün vaktimi burada geçirebilirim. Biraz konuşmak ister misiniz? Ya gerçi siz tabii enine boyuna düşünmüşsünüzdür de. Ya ne bileyim, bu ayrılık işi bana pek doğru gelmiyor yani. Sonuçta öfkeyle kalkan zararlı oturuyor. Ya boş ver şimdi. Sen saçlarını niye kılıcık yapmıyorsun? Ömer Bey, gerçekten böyle bir anda bunu mu konuşacağız? Evet, tam da şu anda bunu konuşmak istiyorum. Hakikaten sen saçlarını niye kılıcık yapmıyorsun? Çok yakışıyor sana. Hayat çok ciddi, biraz molaya ihtiyacım var diyorsunuz. Aynen. Ya anlıyorsun işte beni. Yani aslında biraz çözdüm gibi. Ama hala çözülememiş bir karanlık taraf var. Neymiş o? Ben sana bir dövme sormuştum, hatırlıyor musun? Tabii canım. İşte o Ömer'le ikimizin dövmesi. Birlikte yaptırmıştık. Neyse canım. Ya hayır, söyle, söyle. Ben değil. Siz söyleyeceksiniz. Hah, buradasın. Hadi gel seni yemeğe çıkartayım. Aa yok, hiç vakit yok. Daha ben size konferans bağlayacağım çünkü. Hadi zaman yarat defa. Yaratamam zaman. Bana kadar vardı, taze bitti. Vakit kalmadı yani. toplantı yaptınız ya. Şimdi yemek yiyemezsiniz ama şey yapmayın yani. Ben bundan söylerim zaten, boş ver. Defne ne oluyor? Evet Defne, ne oluyor? Ne oldu? Gel hayatım, otur. Evet, başlayalım. Koray, bu ne? Ne hayatım? Oğlum ne bu ışıklar? Anlamıyorum canım. Koray, arkandaki ışıklar. Ne ışığı canım? Ay hayat, ışık falan yok. O benim aura. Başlatma aurandan şimdi. Bütün odayı ısıtmış, böyle mi oturacağız? Allah Allah. Hayatım, o benim ruhumdan çıkan bir enerji. Aura çeperi. Bundan böyle ben bu şekilde takılmak istiyorum. O benim doğal ışığım çünkü. Koray, kapat şunu. Tamam be, tamam. Ruhsuzlar. Ruhsuz insanlar. Necmi abi üretimde, biz başlayalım. Tabii işler aksamasın. Aksamasın. Yıllara göre büyüme hızıyla kazanılan bu marka değerinin piyasa ve borsalara yansımasını bu ayrılık haberi etkileyecektir. Tabii bunun da çözümleri var. Konuşuruz. Oradaki şemalar ve grafiklerin rakamsal dökümü de bölüştürülecek maddeler arasında. Ay, avukat beyciğim, aman avukat beyciğim diyorum. Ömür, ay ben bunlarda hiçbir şey anlamıyorum. Ya aklımda tutamam. Acaba şu kuru kızı falan mı çağırsak, not falan alır? Ha evet. Defne'yi çağıralım gelsin. Çağıralım gelsin. Ömüş. Ben bu avukatı hiç sevmedim. Koray, bir dakika yapma ya. Bir dakika dedikodu yapma. Adam karşında ayıp. Seni de sevmiyorum ben. Aç ayı biraz da. Neyi hayatım? Telefonu Koray. Ha, dur. İşte son çizelgeler. Şimdi? Bitti mi yani? Evet, sona geldik. Koray. Koray. Ha. Geldik. Ay tamam. Sonucu söyleyin bana. Ne ya, sen anlatır mısın? Bu durumda Koray Bey, siz küçük ortak olarak hissenizi kiminle birleştirirseniz o %51 hisseyle büyük ortak konumuna geçmiş olacak. Ne? Evet. Ay şimdi ben yani kimi seçersem diğeri gidecek, öyle mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Madem öyle,
Ay Allah'ım, Allah'ım bu acılar ne kadar büyük böyle. Ay çilekeş hayatımın baş mimarı Ömer, diğeri Sinan. Çocuklar yapmayın, ayrılmayın. Ya çok kötüyüm şu an. Böyle içime içime geçti acı. Ay çok kötüyüm, şu ışıkları açacağım ben. Ay Allah'ım. Of, of. Çok kötüyüm, çok. Sonuçta görüşürüz. Ay korkulu bir rüya gibi. Vallahi tansiyonu falan, kız olana bakmış kolumu bileyim falan bir şey yap. Ay, ay Allah'ım çok yaralıyım, çok.